Merhaba arkadaşlar, ben Süperkod'dan Çetin. Japonca derslerimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde fiilleri işleyeceğiz. Çoğunuzun bildiği gibi Japonca'da Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil. Bunun da Japonca grameri anlamayı kolaylaştırdığını düşünüyorum şahsen. Şimdi, Japonlar nabza göre şerbet vermeyi seven bir toplum. Bunu dillerinde de görebiliyoruz hani. Arkadaşlarıyla konuşurken günlük konuşma dediğimiz aynı zamanda da kelimeleri sözlükte ifade etmek için kullanılan Kudekete kayva. Yani resmi olmayan konuşma ya da başka bir deyişle Nichijou kayva. Günlük konuşma kalıplarını kullanırlar. Yeni birisiyle tanıştıkları zaman, kibar olmak istedikleri zaman Teneigo dediğimiz kibar dili kullanırlar. Kendisinden yüksek konumdaki birine örnek verirsek patronu, bölüm şefi, hocası vesaire gibi insanlarla konuşurken eğer ki kendi yaptıkları hakkında konuşuyorlarsa Kenjeigo yani mütevazi dili konuşurlar. Eğer ki kendi karşısındaki yani ondan yüksek bir konumda olan kişinin yaptıkları hakkında konuşuyorlarsa Sonkeigo yani saygı ifade eden yüceltici dili kullanırlar. Bu saydıklarım fiillerde geçerli olan konuşma stilleri arkadaşlar. Sizin için şu an bir şey ifade etmeyebilir ama ileride önemli olacak. O yüzden şimdiden bahsedeyim dedim. Biz bugün Teneigo ve Nichijou Kaiba'nın geniş zaman ve gelecek formlarını işleyeceğiz. Sonkeigo ve Kenjeigo'yu daha ileri seviyelerde işlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha uygun olduğunu düşünüyorum çünkü bunun. Şimdi Teneigo'dan başlayalım. Buna Masuke yani Masu ile çekim de deniyor. Mesela tabemas, yemek fiili. Teneigo'da Masu kalıbımız tabiri caizse Türkçedeki mastar ekimiz olmuş oluyor. Daha ne var mesela? Nomimas, içmek. Mimas, görmek, izlemek, bakmak. Kikimas, dinlemek, sormak. Yobimas, seslenmek, çağırmak. Yomimas, okumak. Shinimas, ölmek. Shimas, yapmak, etmek, eylemek. İkimas, gitmek. Arimas, var olmak. Gerçi bu cansız nesneler ve bitkiler için kullanılıyor. İmas da var olmak. Ama insanlar ve hayvanlar için kullanılıyor. Gibi bir sürü örneklerimiz mevcut. Arimas ve imas fiillerini bir sonraki dersimizde de, ni, he, wo gibi yer yön belirten eklerle işleyeceğiz ki daha kolay anlaşılsın. Böyle olursa daha komplike cümleler kurabileceğiz. Neyse, gördüğünüz gibi saydığım fiillerin hepsi masu ile bitiyor. Peki Çetin sense bir cümle kurmak istersek nasıl kurarız peki? Güzel soru. Şöyle kuracağız. Çetin san wa den wa shimasu. Çetin telefon eder ya da edecek. Bu örnekte de dikkatinizi çektiği gibi masu formu hem geniş zamanı hem de gelecek zamanı ifade etmek için kullanılıyor. Peki diyeceksiniz biz bunu nasıl anlayacağız? Cümlenin gidişatına göre hangi zamana ait olduğunu anlamamız gerek. Olumsuz yapmak istersek peki ne olacak? Mas eki düşecek ve masen eki kullanılacak. Çetin san wa denwa shimasen. Çetin telefon etmez, etmeyecek. Soru yapmak istersek de maska kalıbını kullanıyoruz. Çetin sanma denma şimaska. Çetin telefon eder mi? Edecek mi? Bu gramere de günlük konuşmaya da uygun. Fakat şöyle bir şeyde de karşılaşırsanız çok şaşırmayın arkadaşlar. Çetin sanma denma şimasu. Çetin telefon eder mi? Edecek mi? Sadece U harfini uzun bir şekilde telaffuz ederek de soru sorabiliyoruz arkadaşlar. Ama bu genelde konuşma dilinde kullanılıyor. Yani hani yazı dilinde çok kullanılmayan bir şey. Şimdi gelelim fiilleri günlük konuşmada kullanmaya ve sözlüklerde karşılaşacağınız hallerini öğrenmeye. Dişoke yani sözlük çekimi olarak da biliniyor bu. Sözlük hallerini artık masaki olmadan kullanmamız gerek. Hani sonu mas ile biten bir fiil sözlük hali diyemeyiz. Bunları birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye ayırabiliriz. Birinci gruptaki fiiller sonu k, ı, t, r, s, g, m, b veya nu hecelerinden biriyle biten fiillerdir. Kibar hallerinde i, mas bulunduran fiillerinden bu ek düşerek sonuna u gelir. Kakimas, kakı. Kikimas, kikı. Nomimas, nomu. Oyogimas, oyogu. İkimas, iki. Bir istisna var bu gruptaki fiillerde. Chi ile biten fiillerde Japonca'da chu hecesi
doğal olarak bulunmadığından dolayı bu fiillerdeki chi hecesi tsu hecesine dönüşür. Örnek verirsek machimas, mats, kaçimas, katsu, tachimas, tats gibi. İkinci grup fiillere geçelim. Bu gruptaki fiiller sonu ru hecesiyle biten fiillerdir. Masu eki düşer, yerine ru gelir. Örneğin kangaimas, kangaeru, tabemas, taberu, mimas, miru, makemas, makeru, oshiemas, oshieru. Üçüncü grup fiiller ise düzensiz fiillerdir. Shimas, suru olur. Kimas, kuru olur. Size tavsiyem şu arkadaşlar. İlk başta her öğrendiğiniz fiilin sözlük halinde öğrenin. İşte animelerden, filmlerden, şarkılardan, yazılı materyallerden vesaire kazandığınız kulak dolgunluğuyla zamanla alışacaksınız zaten. Ve hangi grup olduğunu bakmaya gerek kalmadan söyleyebilecek duruma geleceksiniz. Yani çekebilecek duruma geleceksiniz fiillere. Neyse, daha bitti mi işimiz? Hayır. Daha naike, yani olumsuz çekim var. Sözlük hali dışında günlük konuşmada, yani arkadaşlarınız, ananız, babanız vesaire ile de konuşmalarınızda da kullanıldığı için olumsuz halleri de var bunların. Şimdi onlara bakacağız. Öncelikle arimas fiili, yani olmak fiili, aru oluyor. Bunun sözlük halindeki olumsuz hali nai arkadaşlar. Bu işimize yarayacak. Neden? Çünkü bunların hepsi de nai ile bitecek. Yani olumsuz fiillerin hepsi de nai ile bitecek. Örneklendirelim. Birinci grup fiillerde sondaki u harfini atıp anai eki getirerek yapıyoruz. Bunlar olumsuz. Kaku, kakanai. Nomu, nomanai. Kiku, kikanai. Oyogu, oyoganai. Aruku, arukanai. Tabi bu durum u harfinden önceki harf sessiz harf ise geçerli bir durum. Eğer sesli bir harfse araya W geliyor arkadaşlar. Nasıl yani? Kaimas, kau, kavanai. Tatakaimas, tatakau, tatakavanai oluyor arkadaşlar. Bir özel durum daha mevcut. Sonu tsu ile biten fiillerde Japonca'da tsa hecesi bulunmadığından dolayı ta'ya dönüşüyor. Tatsu, tatanai. Matsu, matanai. Katsu, katanai. İkinci grup fiiller masu ekini attığımızda nai ekini koyarak olumsuz yapabiliyoruz. Tabemas, tabenai. Mimas, minai. Karimas, karinai. Kangaemas, kangaenai. Üçüncü grupta bildiğiniz gibi düzensizler var. Kuru, konai, suru, shinai oluyor. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Jishoke ve naike'lerde maske'deki fiilin yerini jishoke veya naike halini koyarak da soru yapabiliyorsunuz. Mesela Çetin-san wa denwa suru ka? Çetin-san wa denwa shinai ka? Gibi. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu konuyu anlatmama yardım eden Erdem, a.k.a. Dr. Samuel Hayden, a.k.a. Konjiki Noyami Bey'e teşekkürlerimi bildiriyorum. Şimdi kapanışa geçmeden önce alıştırmalar vereceğim. Verdiğim fiilleri önce anlamlarını araştırın. Sonra da sözlük halini hem olumlusuna hem olumsuzuna çekimleyip yorum atın. Hepsini doğru bilene Doomguy'in eski kız arkadaşının telefon numarasını vereceğim. Ha, bu arada şu an Discord serverımızda ben de dahil olmak üzere 30 kişiyiz. İki tane de admin var işte. Ama şöyle bir sıkıntı var. Video 140 kere izlenmiş. Ama 30 kişiyiz. Hani sıkıntı bu. Yani eğer gelmekten falan çekiniyorsanız ya da herhangi başka bir şey varsa yani gelin, hiç çekinmeyin. Yani aramızda yeriniz var. Hani yaş falan sıkıntı ediyorsanız o da problem değil. Neden? Atalarımız demiş. Akıl yaşta değil, baştadır diye. Ya da Discord'umuz falan olmayabilir. Ya da hiç bilgisayar falan kullanmıyorsunuzdur. Android'den falan izliyorsunuzdur animeleri falan. Bu da bir olasılık tabii. Tabii ki sizinle konuşmak istediğimi de zaten videoda belirtmiştim. Düşüncelerinizi merak ettim falan. Hani bayağı güzel insanlarla tanıştığımı düşünüyorum. Takipçilerimin arasından. Böyle güzel takipçilerin olması da bana açıkçası bir içerik üreticisi olarak, bir YouTuber olarak moral veriyor ve daha fazla video atma isteği veriyor. Ama ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Discord serverına tamam gelenler falan var.
Ama bazıları şöyle diyebiliyor. Hani ben konuşmayacağım diyor. Hani ben konuşmak istemiyorum desin. Tamam hadi o bir nebze şey yapılabilir. Ama ben konuşmam diyen var. Hani ben konuşmam ne demek? Ben tam olarak anlayamıyorum. Hani madem o zaman neden Discord serverına geliyorsun? Neden yani konuşmak için gelmiyor musun sonuçta? Ben o kısmı tam olarak anlayamadım. Bana bir yorumlarda belirtirseniz bunu şey yapmak isteyen arkadaşlar çok iyi olur. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Paylaşmayı, abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ca sayonara.